Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Ertuğrul Bey, hoş bulduk. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz karbon fiberle ilgili tüm bilinmeyenleri kanalımızda paylaşmak olacak. Birçok soru var gelen, hem YouTube olsun hem web sitemizden olsun hem de telefonla gelen soruları biz bir araya getirdik. En çok sorulan yaklaşık 10 soruyu da bugün sizlere sormak istiyoruz. En kısa sürede de yine YouTube kanalımızda 5oğlu'nun YouTube kanalında bu soruların cevaplarını yayınlayacağız. Tabii klasik bir soruyla başlayacağım. Yani bilmeyenler için aydınlanmaları açısından. Karbon fiber malzeme nedir? Karbon fiber malzeme esasen poliakrilo nitril dediğimiz bir ham maddeden elde edilen elyaftır diyelim. Basit bir dille anlatalım. Çok mühendisliğine girmek istemiyorum. İzleyicilerimiz anlamayabilirler bu konuyu. Yüksek dayanıma sahip bir malzemedir. Çelikten yaklaşık ortalama basınç değerleri, uzama ve kopma değerlerine bakarsak, şimdi S420 çeliğe göre 4900 MPa'lardan başlar. S420 çelik dediğimiz inşaat demiri de 420 MPa anlamındadır. Murat Bey, yani burada tam onunla ilgili bir soru var aslında. Yani daha da anlaşılabilir olması açısından, çok teknik konular çünkü gerçekten. Karbon fiber malzeme diğer bina güçlendirme malzemelerine göre daha mı dayanıklı yani kısaca? Şimdi eğer ihtiyaç anlamında karbon fibere yapı uygunsa, yani yapı uygunsa derken çeşit binanın da statik yani iskelet sisteminin belli bir dayanıma sahip olması gerekiyor. Eğer ki buna uygunsa evet, yani bir çelikten daha dayanıklı. Diğer materyallere göre, betonarme güçlendirmeye göre daha az hasar veren bir güçlendirme yöntemi. Tabii dayanım olarak da bunlardan çok daha fazla dayanıma sahip. Peki Murat Bey, yani hem dayanıklılık açısından tatmin edici bir seviyede olduğunu anlıyorum. Peki bu malzemenin diğer bina güçlendirme malzemelerine kıyasla ömrünün daha uzun olması söz konusu mu? Şöyle ki, doğru uygulandığında doğru malzeme, yani doğru karbon fiber, doğru epoksi ve aynı zamanda doğru uygulamacıyla çalıştığımız takdirde evet, diğerlerinden çok daha mukavim ve çok daha uzun ömürlü bir malzeme. Esasen aslında doğada kaybolma ömrü yok. Yani sonsuz bir ömre sahip bir malzeme. Fakat tabii yorgunluğa tabi olabilir mi? Metal yorgunluğu gibi. Bunun üzerindeki araştırmalar devam ediyor ama 20 yıllık aşağı yukarı denemelerimiz var. 20 yılı aşkın. 20 yıllık yapılarda da, yani 20 yıl önceki çalışmalarımız var. Bununla ilgili numune karot yaptığımız ve daha sonra 20 yıl sonra kırdığımız, 18 yıl sonra kırdığımız, 15 yıl sonra kırdığımız, bunlarda halen malzemenin ilk günkü gibi çalıştığını görüyoruz. Esas problem şu: doğru korunması gereken bir malzeme. Yani karbon fiber tek başına tabii ki dayanıklılık konusunda birçok materyalden üstün olmasına karşın, bunu epoksi ile birleştirdiğimiz için epoksinin, mesela örnek olarak söyleyebilsem, UV dayanımı yok. Yani güneş ışığına maruz kalmaması gerekiyor. UV dayanımından korunmanız gerekiyor. Karbon fiber yaklaşık 7000 derecelerde erirken, yanma derecesi, yangından etkilenmeyen bir malzeme olabilir. Fakat epoksi 280 derecede eriyor. Aynı zamanda yangından, yani yangına dayanıklı bir sıva ile üzerinin korunması gerekiyor gibi bazı ufak tefek teknik konular da var. Anladığım kadarıyla karbon fiber malzemenin yanında onu destekleyici bazı epoksi gibi malzemeler de söz konusu. Daha farklı malzemelerde bulunuyor mu bunlar arasında? Karbon fiberde çok farklı materyaller bulunmuyor ama dediğim gibi satın aldığınız ürünlerde, özellikle epokside, epoksi olup olmadığını özellikle test ettirmeniz veya baktırmanızda fayda var. Çünkü vinil ester veya polyester tarzı malzemeleri de epoksi olarak kullandırabiliyorlar. Bu dayanımı etkileyen bir unsur mu? Tabii ki etkiliyor. Normal, nominal değerlere, hesap yaptığımız değerlere baktığımız zaman bu malzemelerin elastise modülleri ve yapışma mukavemetleri, aderans mukavemetleri, yani çok çok fark ediyor. Ve yaptığınız işlemin sonucunu büyük ölçüde değiştiriyor. Anladım. Peki Murat Bey, karbon fiber malzeme ile bina güçlendirme süresi ne kadar zaman alıyor binayı güçlendirmeniz karbon fiber ile?
Yani yapıya göre değişkenlik gösteriyor. Fakat diğer materyallere göre, bir çelik imalatı veya betonarme güçlendirmeye göre çok daha hızlı. Yani örnek olarak söyleyebilirsem, şu anda devam eden bir şantiyemizde Bodrum'daki betonarme yapsaydık yaklaşık 120 günden önce biteceğini düşünmediğim bir şantiyeydi. Ama karbon fiber olduğu zaman 25 günlük bir süre zarfında güçlendirme çalışması tamamlandı. Oldukça hızlı bir şekilde aslında binamızı güçlendirebiliyoruz bu malzemeyle. Peki karbon fiber malzemeyle bina güçlendirme uygulamasını herkes yapabilir mi? Bununla ilgili bir yeterlilik olması gerekiyor mu? Aslında şu anda evet, herkes yapıyor. Yeterlilik konusunda tabii ki mesleki eğitim kurumlarından veya yeterlilik belgesi konularından henüz şu anda bununla açılmış bir durum yok. Kompozit firmaları ağırlıklı olarak bu işe girmeye çalışıyor. Yapı kimyasalları firmaları benzer şekilde bu işi yapıyor. Bunların tavsiye ettiği uygulamacılar yapıyor. Fakat karbon fiber işlemeniz için elinizde iyi bir teknoloji olması gerekiyor. Yani teknolojiden kastım şu. Şimdi bir inşaat ustasının, yani bir boyacı veya sıvacının yapacağı bir uygulama değil. Bunun için elinizdeki ekipmanın gayet geniş olması ve ciddi bir yatırım yapmanız gerekiyor. Yani bir spiral aldık, sildik, işte yüzeyi kumladık, temizledik, işte bunu yapıştırdık denecek şekilde basit bir uygulama değil. Teknolojinizin, yani uygulama yapacak firmanın, uygulayıcının teknolojisinin ve elindeki ekipmanın son derece geniş olmasını gerektiren bir husus. Peki karbon fiber malzeme ile sadece binalar mı güçlendirilebilir? Bununla viyadükleri güçlendirebilir miyiz? Fabrikaları ya da enerji santrallerini güçlendirmek mümkün mü? Şimdi zaten karbon fiber, cam elyaf gibi, yani glass fiber gibi, karbon fiber gibi malzemeler ağırlıklı olarak petrol tesisleri, limanlar ve benzeri ileri, yani stratejik bölge yapılarında güçlendirme ve onarım malzemesi olarak yıllardır kullanılmakta. Fakat bina güçlendirme kısmına, yani kamu binalarında başladı ilk karbon fiber tarzı güçlendirmeler ki biz bunun çok daha öncesinde Türkiye'de ilk karbon fiber güçlendirmeyi Gebze'de bir iş merkezinde uygulamıştık. İlk karbon fiber güçlendirmeyi yapmıştık Türkiye'deki. Fakat bu tabii göreceli bir konu. Fabrikalarda evet çok büyük avantajı var. Stratejik tesislerde, değişken tesislerde evet çok ciddi avantajları var. Anında müdahale edebiliyorsunuz, çok hızlı onarım yapabiliyorsunuz. Kısa sürede kürünü tamamladığı için hızlı bir şekilde hizmete açabiliyorsunuz. Tabii bu avantajlarını göz önünde bulundurmak gerekli. Anlıyorum. Peki Murat Bey, ülkemizde işte deprem kuşağındayız. Birçok Türkiye'deki binanın güçlendirilmesi gerekiyor. Devletin de bu konuyla ilgili güçlendirme yapan firmalara, vatandaşlarımıza desteği var. Karbon fiber malzeme ile güçlendirmede bu destek kapsamında bulunuyor mu? Devlet destekleri evet güçlendirme anlamında var. Güçlendirme anlamında nedir? Faiz desteği var kredilerde, yapılan projelerde. İşte taşınma desteği var, kira yardımı desteği var çeşitli. Tabii bölgesel olarak bunlar değişmekte. Yani şu anda İzmir bölgesinde yoğunluklu bu destekler kullanılabiliyor. İstanbul'da tabii dönüşüm olan, kentsel dönüşüm olan bölgelerde de kullanıma hazır devlet destekleri mevcut. Tabii bölgesine ve dediğim gibi iline bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Peki Murat Bey, bugüne kadar karbon fiber malzeme kullanarak kaç tane yapıyı güçlendirdiniz? Firma olarak, Beşoğlu firması olarak? Yani totalde ağırlıklı olarak karbon fiber çok kullandık. Dediğim gibi yaklaşık 4000'e yakın proje yaptık. Bunların 2000'i söylediğim gibi proje denetleme, aynı zamanda danışmanlık, proje müellifliği ile geçmiştir. 2000'i de uygulama artı projedir. Bu 2000'in de yaklaşık belki 1999 diyebilirim, neredeyse tamamını karbon fiberle yaptık. Tabii bunlarda karma projeler de oldu. Sadece karbon fiber değil, karbon, çelik ve betonarme olarak da bu işlerin içinde aynı zamanda uygulamalarımız oldu. Ama karbonu tek başına kullandığımız proje sayısı da yaklaşık 1800 civarlarında olduğunu tahmin ediyorum. Murat Bey, karbon fiber malzeme kullanılarak yapılan bina güçlendirilmesinde konut sahipleri evlerini terk etmek zorunda kalıyor mu? Çünkü en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Bina güçlendirilmesi yaparken, betonarme binaları özellikle güçlendirirken çok büyük bir yıkım gerçekleştiriyor ve konut sahipleri başka yere taşınmak zorunda kalıyorlar. Karbon fiber malzemeyle yapılan güçlendirmede de bu söz konusu oluyor mu? Şimdi yakın bir tanıdığım, dediğim gibi biz konut güçlendirilmesi
bildirimi ağırlıklı olarak yapmıyoruz. Ben eşe dosta dedikleri tabirle eşe dosta yaptığımız oldu. Evet, bir bina güçlendirdik. Taşınmak zorunda kaldılar mı? Şöyle bir taşınma gerçekleştirdiler. Eşyalar tamamen evin içinde kaldı. Herhangi bir eşyayı evden çıkartmadılar. Sadece giyim kıyafetlerini alıp çıktılar. Onun da nedeni dış cepheye de çıkmamız gerekmesiydi. Bu binada ne oldu? Dediğim gibi eşyaları evde kaldı. Kıyafetlerini alıp evden kısa bir süreliğine eşyalı evlere taşındılar. Yaklaşık 1,5 aylık bir süre kadar. 1,5 aylık süre zarfında biz işlemi tamamlayarak konutlarını teslim ettik. Dış cepheye çıkmak gerektiği için tabii ki yaşam alanı, yaşam kaliteniz değişebilir. Dışarıya açık, sonuçta kolonların kenarları açıldığında duvarlardan dışarıyı görüyorsunuz. Toz vesaire gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Tüm binanın güçlendirmesiydi. Bu sorunlarla karşılaşmaması için taşınmasını tavsiye ediyoruz. Bir diğer husus da şu, bina durumu çok kötüyse, kötü dediğimiz konu yani göçme bölgesindeyse güçlendirme yapılırken mutlaka evden taşınılmasını tavsiye ediyoruz. Bu da eşyalarıyla beraber, ama göçme bölgesinde değilse, iyileştirme çalışması hasar yüzdelerini karşılıyorsa, bu hesapta eşyaların içeride kalmasında bir sorun teşkil etmiyor veya bir dediğim gibi risk oluşturmuyor. Ama yine de evde olmamaları, en azından tüm binanın bir arada modellenerek güçlendirildiği zaman evde olmamaları önemli bir husus arz eder. Peki Murat Bey, şimdi özellikle karbon fiber üzerinde durduk. Beşoğlu firması sadece karbon fiber malzeme kullanarak mı bina güçlendiriyor ya da endüstriyel tesis güçlendiriyor? Yoksa uygun olan binalarda karbon fiber güçlendirilmesi, uygun olmayan binalarda da daha farklı güçlendirme yöntemleri de kullanıyor musunuz? Şöyle ki, biz firma olarak evet karbon fiber kullanıyoruz. Neden karbon fiber kullanıyoruz? Çünkü Türkiye'de ilk uygulayan firma olarak karbon fiberi Türkiye'de ilk biz uyguladık. Bu uygulamada da buna göre zamanla ekipmanımız, uygulayıcı ekibimiz, aynı zamanda yaptığımız yatırım bunun üzerine oldu. Şimdi tabii bu uygulamaları yaparken ekipmanlara ihtiyacımız var. Tabii bir betonarme için, betonarme güçlendirme için bir yatırım yapmadık. Bir çelik güçlendirme için bir yatırım yapmadık. Tabii haliyle bunları yapan firmaların, yani yapan firmalardan kastım nedir? Yani bir betonarme firmasının uygulaması veya bir çelik bir imalat fabrikasının uygulaması çok daha doğru olacaktır. Biz tabii bunları da modelliyoruz. Hani bir yapıda dediğimiz gibi karbon da çıkabiliyor. Karbon artı çelik de olabiliyor. Karbon, çelik ve betonarme de olabiliyor. Biz karbon kısmını tamamlıyoruz ama çelik ve betonarme kısımlarını da çalıştığımız veya bu işte profesyonel olan, düzgün iş çıkartan firmalarla çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Evet Murat Bey, sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım karbon fiberle ilgili tüm merak edilenlere olabildiğince merak edilenlere aydınlatabilmişizdir. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ertuğrul Bey, konuk ettiğiniz için.